Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Karakol Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın İlçe Başkanlarım, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, protokol ve bozkurumuzun Bozkır halk şairleriyle buluşuyor programınıza. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi sizleri aziz şehitlerimiz ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı için davet ediyorum. Buyurun. Kıymetli bozkırlar, değerli hemşehrilerim. YESADER adlı derneğimizin kıymetli yönetim kurulu kıymetli başkanı ve değerli üyeleri, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel cuma akşamında şiir programı adı altında hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bu güzel programı organize eden Durmuş Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. TRT Name ve TRT Türkü şeyi var biliyorsunuz. Radyo frekansları var. Genelde onları dinlerim. Dinlerken o kadar güzel geçmişten o kadar güzel türküler, o kadar güzel şiirler, deyimler aktarılır ki sanatçılarımız bize o kadar gönülden onu söyler ki ya da o kadar gönülden yazmışlardır ki insan dinlerken duygulanır, içi titrer. Bu kalbin dışa yansımasıdır. Geçmişin geleceğe yansımasıdır. Bu manada Sayın ilçe başkanlarım, değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Uzaktan ve yakından gelen çok kıymetli şairlerimiz ve halk ozanlarımız, Türkiye'nin tek sancaklı ilçesi güzel Bozkır'ımıza hoş geldiniz. Bozkır'ımıza renk kattınız. Uzun yıllardır devam eden halk ozanlığı geleneğini devam ettiren tüm ozanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımı sunuyorum. Bu hediye takdimini başa aldık. Onun için biraz vaktinizi alacağız. Sence çağırıyorum. Hediyelerini takdim etti. Ahmet hocamıza, Osman amcamız hediyelerini takdim etti. Ozan Necibi hocamıza. Sevgili öğrencim Durmuş Karakuş, hep derdim. Her insanın İstanbul'a yolu düşer. Ama herkesin Bozkır'a yolu düşmez. Oysa durum böyle değilmiş. İnsan olan her yere yolu düşermiş. Bir de bu akşam bir şeyden çok mutlu oldum. İnanın gittiğimiz her yerde kaymakam bey veya vali bey hemen giderler ya da hiç gelmezler. Posta onlara çalışır. İşte işleri vardı gelemedi gibi telgraflar gelir ama kaymakam bey'de büyük bir sanat aşkı gördüm. Çok mutlu oldum. Bu ülkenin adına, Konya adına, Bozkır adına bir Kültür Bakanlığı sanatçısı, şairi olarak göğsüm kabardı. İnanın çok mutlu oldum. Hatta dedim ki acaba ben de burada yaşasam olur mu diye böyle bir içimde bir kıpırdı, bir sevinç geldi. Karakuş'un memleketine biz hoş geldik. Sizler hoşnut verdiniz. Tadına doyulmaz tüm lezzetine. Biz hoş geldik.
sizler hoşnut verdiniz. Verimli toprağı, bahçesi, bağı, kekik kokar bütün yamacı dağı. Ne güzel, ne şirin kardeşlik bağı. Biz hoş geldik. Sizler hoşnut verdiniz. Sevgi şerbetini dolduran halkım, dostluk meşalesi kaldıran halkım, anıt meydanını dolduran halkım, biz hoş geldik. Sizler hoşnut verdiniz. Bu saatte kapını yoklarım kar tanesi, yanağıma uzanıp ısıtsan ellerimi. Sabah olmadan gelip sen açsan yollarımı, sevindirsen yüzümü, güldürsen güllerimi, sonsuzlukta umutla beklerim kar tanesi. O kokunu içimde saklarım kar tanesi. Atam canı, şehit kanı, sevdim onu, al bayrağım. Bayram günü, yurdun dünü, bitmez ünü, al bayrağım. Elde durur, kalpte odur, düşmana sur, al bayrağım. Canım verem, yüzün görem, senli yaram, al bayrağım. Evet, Gündüz Aydın Hocam abi, Huri Nur Karakuş'a çok çok teşekkür ediyoruz bu şiirlerinden dolayı. Ve şimdi o bir halk ozanı. Hiç kimse çekmesin dert ile acı. Gözler ağlamasın, gülsün isterim. Bunun dermanıdır sevgi ilacı. Bütün gönüllere dolsun isterim. Bülbülü yandıran güldeki hardır. Her gönlün sultanı gül yüzlü yardır. Seni hiç unutmadım, kendini haddini bilen insandır. Belki 10 yıl, 15 yıl. Bu sene o aradan sonra, uzun aradan sonra ilk defa bir şölen yapacak. Ve bu bizim için biraz ilk olacak diyelim. Bir takım eksiklikler mutlaka olacaktır. Çünkü uzun yıllardır yapılmıyor. Nasip olursa biz önümüzdeki yıl 150. yıl hatırına güzel bir program organize etmeyi düşünüyoruz. Bu seneki bu güzel şairlerimizin programından ve belediyemizin programından sonra bir takım tecrübeler edinerek 150. yıla Bozkır'a yaraşır bir program düşünüyoruz. Beyşehir'in sürekli yaptığı gibi her sene geleneksel olarak, Seydişehir'in her sene yaptığı gibi. Ve bu programın bugün burada aklıma geldi sizlere dinlerken. Herhalde ilham aldık. Ondan mı kaynaklandı? Ve bu program bir akşam değil de belki bir hafta olur. Bir hafta sürer, üç gün sürer. Artık bilemiyorum. Onun içerisinde bir günü de şairler gecesi olarak tasarlayalım. Bu programın daha kapsamlısını, daha güzelini seneye 150. yılında yapalım diyorum.